Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yönelik verilen eğitim yardımı olarak da bilinen SED ödemeleri başladı. 2024 SED ödemeleri miktarı da vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Ocak 2024 itibariyle yapılan %50'ye yakın zam sonrası tüm sosyal yardım ödemelerinde rekor bir artış yaşandı. Sosyal ve ekonomik destek ödemesi de ortalama 5.330 TL'ye yükseldi. Peki SED yardımı kimlere veriliyor? Kimler SED ödemesi alabilir? SED ödemesi başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemesi devam ediyor. 2024 SED ödemesi miktarı da bir hayli yükseldi. O nedenle de birçok vatandaş SED yardımı başvuru şartlarını merak ediyor. Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan ve çocuk sahibi olan aileler bu ödemeden yararlanabiliyor. Çocuk başına verilen sosyal ve ekonomik destek ödemesi özellikle çocukların eğitim ve sosyal masraflarının karşılanması amacıyla sunuluyor. SED ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı'nın hanelere sağladığı en önemli sosyal yardımlardan biri olan SED ödemesi için başvuru işlemleri E-Devlet'ten yapılabiliyor. Aileler TC kimlik numaraları ve şifreleriyle E-Devlet girişi yaptıktan sonra sosyal ve ekonomik destek ödemesi başvuru formunu doldurabiliyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına TC kimlik kartı ile giderek de başvuru yapmak mümkün. 2024 SED ödemesi ne kadar kaç TL oldu? Devletin verdiği SED ödemesi miktarı çocukların eğitim kademesine göre farklılık gösteriyor. Her yıl sosyal yardımlara memur maaşı katsayısı oranında artış yapılırken 2024 yılında da bu zam %49,25 oranında olmuştu. SED ödemesi 2024 yılında ortalama 5.330 TL oldu. Çocukların eğitim kademesine göre verilen yardım miktarını detaylı bir şekilde öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2024 SED ödemeleri başladı mı? 2024 Mart ayı sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. Mirhaneli TC kimlik numarası sonuna göre yapılan ödemeler 15 Mart'ta başlarken 31 Mart'a kadar kademeli olarak devam edecek. Ramazan bayramı öncesinde yardım almak isteyen vatandaşlar hemen Aile Bakanlığı'nın belirlediği başvuru kanalları aracılığıyla başvurularını yaparak eğitim yardımı ödemesinden yararlanabilir.